Artık bugün hepimizin bildiği gibi Birinci Dünya Savaşı dünya tarihindeki en kanlı olaylardan biridir. Buraya biraz fotoğraf koymayı düşündüm. Size bazı görüntüler göstermek istedim. İnternetten savaşla ilgili arama yapmanızı da tavsiye ederim. Bunu yaptığınızda toplu mezarların, aç insanların ve siperlerde ölen askerlerin fotoğraflarını bulabilirsiniz. Kendinizi çok kötü hissedeceksiniz. Ama bu fotoğraflara bakmanın iyi bir tarafı da olabilir. Çünkü bu bize savaşların nasıl iğrenç ve delice olabileceğini hatırlatacaktır. Bazen bu kısımları sadece özet geçiyoruz. Şimdi geri dönüp baktığımızda sadece ölü sayılarından bahsediyoruz. Sanki basit bir şeymiş gibi yüzbinlerce insanın öldüğünü söyleyebiliyoruz. Birinci Dünya Savaşı endüstriyel silahların ilk olarak kullanıldığı savaştır. Özellikle bu yüzden korkunç sonuçlar doğurmuştur. Sayılardan bahsetmek ise aslında gerçekten çok zor. Çünkü çok büyük rakamlardan bahsediyoruz. Ve ayrıca bu rakamları da tam olarak bilemiyoruz. Ölü sayımı yapmak hiç kolay bir şey değil. Ordular kaç kişinin öldüğünü veya kaybolduğunu muhtemelen daha iyi biliyorlardır. Ancak sivil ölümlerini saymak neredeyse imkansız. Kıtlık, açlık veya patlayan bombalarla ölen pek çok insan var. O yüzden ölü sayısı tutmak çok zor. Yine de Birinci Dünya Savaşı'nda ölenlerin sayısına dair bazı tahminler, bazı araştırmalar var. Bu videoda da ben özellikle savaşta ölenlerin üzerinde duracağım. Bu konuda yapılmış araştırmalara dayanarak sizlere bazı sayılar vermeye çalışacağım. Ölü sayısından bahsederken tabi işin içine yaralıları da katabiliriz. Ama onları katmadan bile yaptığımız e, araştırmalarda veya bazı gördüğümüz rakamlarda yine de çok korkunç sayılara ulaşıyoruz. Hiç yaralılardan bahsetmeden, tek başına ölülerden bile bahsedersek, Birinci Dünya Savaşı'nda ölenlerin sayısının yaklaşık 16 milyon civarında olduğunu söyleyebiliriz. Bu benim araştırmalarım sonucunda ulaştığım rakam. Tabii ben size kendi araştırmanızı yapmanızı da tavsiye ediyorum. Böylelikle siz de bir görüş birliğine ulaşabilirsiniz. Bu 16 milyonu sınıflandıracak olursak bunun 8 ila 10 milyonu askeri kayıptır. Yani orduların kaybı. Yani savaşta 8 ila 10 milyon asker ölmüştür. 8 ila 10 milyonu asker. Dediğim gibi bunlar yine benim bulduğum rakamlar. 16 milyonun yaklaşık %60'ı itilaf devletlerine ait, %40'ı da ittifak devletlerine ait kayıplar. Yani asker ölümlerinde de aşağı yukarı bu oran böyle yüzde 60, yüzde 40. Her iki ihtimalde iki tarafında milyonlarca askeri öldü. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Geri kalan 6-7 milyon ise sivil ölümler. 6-7 milyon sivil ölüm. Benim baktığım hesaplamalar doğrudan askeri harekatlarda ölenlere ait. Yani 6-7 milyon sivil, askeri harekatlarda ölmüş olan siviller ölü sayıları itilaf devletleri açısından orantısız. Savaşın batı cephesine baktığımız zaman durum daha da belirginleşiyor. Doğu cephesi Rusya topraklarıydı ya da Rusya'nın hakim olduğu topraklardı. Batı cephesinin büyük kısmı Fransa ve Belçika topraklarını içeriyordu. Ayrıca İtalya'da, İtalya toprakları da batı cephesine dahildi. Aslında İtalya'da çatışmaların çok önemli bir kısmı gerçekleşmişti ve itilaf devletleri askeri harekatta ölen sivillerini ağırlıklı olarak burada yani İtalya cephesindeki topraklarda kaybetti. Dediğim gibi tam sayıyı hesaplamak elbette çok zor. Siviller açlık, kıtlık, hastalık ve kuşatmalardan ötürü ölmüş olabilir. Daha önce ittifak devletlerinin yaptığı kuşatmalardan bahsetmiştik. Sivil halklar yeterince yiyeceğe ulaşamamış olabilir. Bundan ötürü ölümler gerçekleşmiş olabilir. Ayrıca İspanyol gribi gibi salgın hastalıklar da var. Savaş sırasında bunun gibi birçok çirkin durum mevcuttu. Durumun daha da kötüleştiği zamanlar da oldu. Hatta tarih kitaplarının bile yazmadığı bazı şeyler var. Birinci Dünya Savaşı, insanların apaçık öldürülüşüne tanık olmuştur. İnsanların içindeki en kötü duyguları, en kötü yönü ortaya çıkardığını görüyoruz. Sadece bu rakamlardan bile savaşın ne kadar çirkin olduğunu anlayabiliriz ve anlıyoruz. Bu kadarı bile özetlemek için yeterli. Savaşın ne kadar kötü olduğunu anlatmaya çalıştım sizlere. Kısaca özetlemek için buraya Atlantic Mountly, Atlantic Mountly dergisinden bir fotoğraf ve bir bölüm koyuyorum. 1922'de yayımlanan 129. sayısından bir paragraf. Joseph Tumulty'nin kitabından bahsediyor. Joseph Tumulty, Woodrow Wilson'ın özel sekreteri. Buradaki cümleler Tumulty başkanla birlikteyken olanlardan bir kesit aktarıyor. Birinci Dünya Savaşı ilan edildiğinde Tumulty Wilson'ın yanındaydı. Söyledikleri çok şaşırtıcı çünkü bütün savaşlarda olan şeylerden bahsediyor aslında. Wilson Nisan 1917'de Amerika'nın savaşa girdiğini ilan ediyor. Ardından Beyaz Saray'dan kongre binasına yoğun halk kalabalığı içinde geri dönüyor. Tumulty Wilson'ın dönüşünü şöyle anlatıyor. Wilson bir süreliğine kabinde oturdu. Sessizdi, yüzü solgundu. En sonunda şöyle konuştu: "Neyi alkışladıklarını bir düşün. Bugün halka savaş mesajı verdim. Genç insanların öleceğini haber verdim. Alkışlamaları ne kadar da tuhaf."